Para Ekonomi Programı'na hoş geldiniz. Ben Bestu Yanık. Pazartesi günü artık piyasayı derleyip toparlamalıyız. Çünkü çok hareketli haftalardan geçiyoruz. Koronavirüs özelinde alınan tedbirlere bakıyoruz. İsterseniz hemen lafı uzatmadan hemen başlayalım. Bakalım piyasada hafta sonunda dahil neler yaşadık, neler gördük. Her şeyden önce koronavirüse dair çok önemli adımlar atıldı. Evet, faz açıklanıyor. Daha küçük tüketicinin beklediği o doğalgaz, elektrik, su faturasının ertelenmesi daha resmen gelmese bile pek çok şirket evden çalışma, az elemanla çalışma gibi süreçleri 2 ay boyunca devam edecek şekilde ayarladı. Ve Türkiye genelinde de 81 ilde de insanlara kendi karantinanızı kendiniz oluşturun dendiği için restoranlar kapatıldı. Restoranlarda artık oturmak mümkün değil. Ne yapabilirsiniz? Sipariş verebilirsiniz ama onu da uzmanlar pek fazla önermiyorlar. Aynı şekilde piknik yapmak, balık tutmak, şimdi görüyorsunuz sahile çıkmak, hafta sonları yürüyüşler yapmak, bunların hepsine yasak geldi. Çünkü insanların gençler etkilenmese bile yaşlılara, evlerinde olan yaşlılara taşıma ihtimalinden dolayı ve biraz da dikkatsiz davranıldığı için hükümet kanadından pek çok açıklama geliyor. Sokağa çıkma yasağı resmen gelmese de tedbirler var. Diğer taraftan yaşlılara verilecek olan aylıklar, destekler, bunlar 1 Nisan'dan itibaren açıklanacak. 1 Nisan'dan itibaren yatırılmaya başlanacak. Diğer taraftan ödemelerde, kredilerde, faizlerde özellikle ertelemeler var. Ama tabii bütün bu planlamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan da açıkladığı gibi 1-2 aylık bir süreç. Ve şöyle bir durum da var. Her sektörün evden çalışması mümkün değil. Siz evde oturarak sanayi yapamazsınız. Evde oturarak üretim yapamazsınız. Evde oturarak bir makine veya bir otomotiv üretip dışarı ihraç edemezsiniz. O yüzden ithalat ve ihracat kanadında problemler var. Devam edelim. Dolarla devam ediyoruz. Dolar neden önemli? Dolarda gözümüz kulağımız. Yıl sonu tahminleri 7'ye doğru bizi çekiyordu. Şu anda teknik analizlerle biraz yakınlaştık ama hala doların Fed'in sonsuz para vermesi, 5 trilyon dolar basacağım ya da repo ihalelerine ben 500 milyar dolarlık 10 tane operasyon yapacağım demesine rağmen o kadar süratli bir ufak dolara mola verdirilmiş olabilse de şu anda içeride biz 6.53'lük bir dolarla karşı karşıyayız ve dışarıdan gelecek olan, koronavirüsten gelecek olan hem siyasi hem de ekonomi bazlı haberlere çok aç bir dolar var karşımızda. Devam edelim. Fitch Ratings, kredi derecelendirme kuruluşları çok önemli. İngiltere'nin notunu AA eksiye çevirdi ve görünümü de negatif. Bu ne demek oluyor? Koronavirüs riskinden dolayı pek çok ülkenin aslında notunun indirilmesi söz konusu olabilir. Bu tedirginlikte dünya arenasına gelince işler biraz daha karışacak gibi. Nitekim Fitch, Moody's, bunların ülkelere verdikleri yatırım notları ve görünümler de yatırımcı açısından çok önemli. Şu son 1-2 aydır çok tedirgin bir yatırımcı görüyoruz. Petrole bakarsak, petrol önemli. Petrolde zaten Suudi Arabistan'ın Rusya'ya misilleme olsun diye ben üretimime devam edeceğim. Hatta senin benim kısıntıma destek olmamandan dolayı ürettiklerinin hepsine daha da ucuza üreteceğim demesiyle zaten biz 30 dolarlara inmiş bir petrol görmüştük. Şimdi artık arz talep dengesinin şaşmasıyla iyiden iyiye düşen bir Brent tipi petrol var. 22 dolarlara kadar düştü. Rusya'dan açıklamalar vardı hatırlıyorsanız 6 ay boyunca 30 dolarlık petrole dayanabilir diye ama görülen o ki bu gidişat biraz daha zor olacak gibi. Ve Amerika. Amerika'nın süper güç olduğu, Çin'le şimdi karşılıklı ticaret savaşlarını oynamışlardı, ufak bir virgül almışlardı Trump'ın Kasım'daki seçimlerine kadar. İyi gidecek diyordu ama koronavirüs bütün her şeyi şaşırttı. Normalde haftalık işsizlik maaşlarına başvuranlar 285 bin, 235 bin de olunca iyi denirdi. Ama ilk defa 3.3 milyon kişi iş yerlerinin kapatılmasıyla haftalık işsizlik ödeneklerine başvurdu. O yüzden Amerika'da işler biraz karışık gibi. Fed'in de sana sonsuz para vereceğim, arkanda ben varım demesine rağmen hala endekslerdeki işte S&P Dow Jones gibi endekslerdeki oynaklıkların %4'lere 5'lere çıkması da tabii tedirginlik verici. Bir de
direnç kırıcılar vardı. Bunlar devre kırıcılar var, devreye giriyorlar. %7 düştüğünde bir 15 dakika piyasa durdurulur. %13 düştüğünde yine bir 15 dakika durdurulurdu. İki kere %7'lik düşüşten durdurulmuş bir borsada işlemleri gördük. Şimdi bu bizi dijitale götürecek mi? Bu bizi dijital dolara götürecek mi? Bunların hepsini konuşacağız. Karşımda da Bestenaz Süllü var. Konuğum var bugün Para Ekonomi'de. Hoş geldin Bestenaz. Hoş bulduk Beste, merhaba, yayınlar. Teşekkür ediyorum. Şimdi birazcık gündemi derleyip toparlamaya çalıştım olabildiğince hızlı, seni çok bekletmemek için. Şimdi gündemde dijital dolar konuşuluyor, kriptolar konuşuluyor. Artık çoğu sistemin teknolojiyle ekonominin el ele olduğunu konuşuyoruz. Ama şu anda finansal ekosistem hala bizim o paraya bağlı olduğumuzu, parayı hala o kağıt parayı ellemeyi sevdiğimizi gösteriyor. Nereye gidiyoruz? Bir şöyle özetleyelim. Koronavirüs bizi nereye götürecek bu dijitalde? Aslında koronavirüs bu zamana kadar birçok şeyin sorgulanmasına neden olacak. Bunların en başında belki de merkezlerin, devletlerin sorgulanmasına neden olacak. Çünkü şu anda öyle bir krizden geçiyoruz ki geçmiş krizlerle bunu karşılaştırmamız mümkün değil. Çünkü ilk defa insanlar çalışamıyor. Dünyada bir pandemi yaygın ve burada açık ve net bir şekilde hükümetlerin, devletlerin sınavdan geçtiğini görüyoruz. O yüzden iş şu anda merkez bankalarının çoktan dışına çıkmış durumda. Fakat dünyada alınan önlemlere baktığımız zaman ve hükümetlerin bu zamanki performanslara baktığımız zaman birçok majör ülke diyebileceğimiz hükümetin sınıfta kaldığını görmekteyiz. Aynı zamanda halen de alınan önlemlerde merkez bankalarının para tetelerini açtığını, insanları halen daha borçlandırma yöntemlerine başvurduklarını görüyoruz. Halbuki şu anda insanlar çalışamıyor, insanlar bir kazanç elde edemiyor. Birçok şirket çalışanlarını ücretsiz izne göndermiş durumda. Hatta bunun hukuki bir değneğini yakalaması durumunda çalışanlarını işten çıkarmaya başlamış durumda. Dolayısıyla şu anda tahmin edebileceğimizden daha farklı bir boyutla karşılaşmak üzereyiz. Ve şöyle bir baktığımız zaman bu işin bir de tıbbi ve hatta sağlık açısından bir boyutu da var. O da paranın, yani dokunduğumuz madeni ve kağıt paranın ne kadar pis olduğu, ne kadar virüsle dolu olduğu ilk defa gündemimize geldi. Eskiden parayı elimize aldığımızda bir nebze yıkardık belki. Ama şu anda insanların ödeme sistemlerinde temassız kredi kartına geçtiğini görüyoruz. Hatta bugün dışarıdan yemek sepetinden bir sipariş bile verseniz burada nakit ödeme seçeneğinin kaldırıldığını görüyoruz. Yani şu anda dünya isterse şöyle baktığımız zaman ister istemez dijital ödeme sistemlerine kaymaya başlayacak. Bu belki de yarın bugün bizde de konu olan, ki bence bunun yöntemi de bu olmalı, emekli ikramiyelerinin nakit dağıtılmak yerine bunun çeklerle veyahut da faturalarla ödenmesi, bir karşılığının bulunması bile söz konusu olabilir ki bu daha sağlıklı olacaktır. Ekonomik sistem bakımından da bizim maliye konusunda daha rahatlatıcı belki de bir geçiş olacaktır. Dolayısıyla şu anda türlü türlü yöntemler deniliyor ama esas sınav şu: bugün kesesini, hazinesini sınırsız bir şekilde açan dünyanın merkez bankası olarak nitelendirilmiş Fed'in İki ay sonra bu yöntemlerinin hiçbir işe yaramadığını, umarım ki öyle bir şey olmaz, hiçbir işe yaramadığını gördüğümüz zaman işte o vakit dünya bence bu sefer doları da sorgulamaya başlayacak. Ve bence her şey doları sorgulamakla başlayacak diyebiliriz. Zaten şuradan haklısın. Fed ilk başta faizleri alarm şeklinde indirdi. Yani toplantısız 50 bas puan indirdiğinde, ki bu 6 kere olmuş tarihte. O zaman etkilenme. Normalde iktisadi olarak Fed'in parasal genişleme, Fed'in demeyeyim sadece, parasal genişlemelerde altının değerlenmesini bekleriz ama o zaman altın yerinde saymıştı. Ne zaman ki sınırsız para vereceğim dediğinde altın yatırımcısı biraz böyle kendine geldi ama hala güvenli liman olarak insanların kafaları karıştı. Eskiden biz altın derdik işte, ama şimdi dolar tahvilleri haline geldi. Yani işler iyice karıştı gibi. Peki doları yılın sonuna doğru, şimdi her şeyin faturasını biz 2-3 ay sonra öderiz. Evet, ertelendi diyelim ama mesela Ağustos 2018'de bir dolar şoku olduğunda, 7-20 olduğunda biz sanayi üretimde enflasyondaki artışları Aralık'ta, Kasım'da okumaya başlamıştık. Yani bir 3-4 ay sonra bize böyle artık dan diye vuruyor. Doların
taşıyabileceğine inanıyor musun bu yükü? Yani piyasaların, dünya ekonomilerine taşıyabileceğine inanıyor musun koronanın? Aralık'ta, Kasım'da nereye gidebiliriz? Ben kesinlikle inanmıyorum. Hatta bundan 2 yıl öncesinde bir TEDx konuşması gerçekleştirmiştim. Yeni para düzeni adında. Ve doların ciddi anlamda bence şu anda arkasının çok kuvvetli olmadığını düşünmekteyim. Ve baktığımız zaman bugün Amerika bile kendi borçlarıyla bir süre sonra başa çıkamamaya başlayacak. Kendi meclislerinde bütçe tasarılarının şu anda ister karşıt parti olsun, ister farklı görüş olsun, bir nebze hükümetin kapanmaya dahi gittiğini sıklıkla görmeye başladık. Yani şu anda sistemin tıkanma noktasına geldik. Tabii ki de bu biraz daha iktisatçıların tartışabileceği bir konu. Ama fintech konusuna geçtiğimiz zaman ise evet, burada finansal teknoloji bizi hali hazırda bekliyor. Bugün banka, mesela bugün ben bankaya gitmek zorunda kaldım ama daha gitmedim ama zorunda bırakıldım. Fakat ben evden hem bireysel hem de toplumsal açısından çıkmayı düşünmüyorum. Yani demek istediğim şu, bugün mevcut sistem halen de dijitalleşmeye, en azından uzaktan bağlantıya hazır bir teknoloji içermiyor. Bugün bankalara baktığımızda bile dijitalleşme konusunda çok da fazla başarılı olamadıklarını görüyoruz. Ama yaklaşık geçmişe, en azından sirkülasyonu çoğunluk bazında bakarsak, 10 yıla aşkın bir finansal teknoloji dediğimiz yeni dijital para sistemi olarak kripto paraların çok ciddi evet, bir şekilde hazırlıklı olduğunu görüyoruz. Yani burada hazır bir sistem var, defalarca test edildi. Belki volatilite konusunda yatırımcısını birçok kez korkutmuştur ama bunun stabil olanları da söz konusu. Veyahut da sadece kripto parasından bakmayalım, bunların kullandıkları altı bir sistem olarak bakalım. Yani blockchain gibi, Ethereum gibi ödeme bazlı sistemlere baktığımız zaman birçok kez test edildi ve son 10 yıldır da bizi hazır bir şekilde bekliyor. Bugün bazı başarılı bankalar, hepsini genelleme yapmak istemiyorum ama Ripple gibi birçok kripto para ödeme sistemlerine geçmiş durumdalar. Hı hı. Bu altyapıyı kullanmaya hazırlıklı bir şekilde bekliyorlar ve aynı zamanda şunu da söyleyeyim, bu altyapıyı kullanmaya başladığımız zaman dünyada maliyet unsurlarının çok ciddi azalmaya başladığını göreceğiz. Ve maliyet söz konusu olunca dünya bir anda bu ödeme sistemleriyle yeni tanışınca, ki birçok firmanın, birçok kuruluşun tanışmadığını, bilmediğini evet, görüyoruz. Maliyet söz konusu olunca çok hızlı bir şekilde geçişinin de önümüzdeki yıllarda tamamlanacağını ben düşünüyorum. Peki şu anda kripto paralarda, bir ara Bitcoin'de biz 19 bin 20 bin dolarlara çıkacak, hatta böyle makaleler çıkmıştı 100 bin dolara çıkacak diye. Çoğu insan orada öyle bir zarar etti ki kripto paralardan ağzı yandı, uzaklaştı. En böyle küçük tüketicinin anlayabileceği, tekniğini anlamayanın yakınlaştığı yer buydu. Kripto paralarda mesela ödemeler hazır diyorsun. Şu andaki durum nedir? Mesela yeni şimdi şu da konuşuluyor. Dünyada tek bir kripto paranın çıkacağı, hani Rusya'nın, Güney Kore'nin, Amerika'nın, bilmem ne, farklı ülkelerin de tek bir tanesinin bütünleyici olması da konuşuluyor. Böyle bir şey mümkün mü? Kripto nasıl etkileyecek bizi? Bir de kripto para, çok soru üst üste geldi. Kripto parayı devreye soktuğunda pek çok aslında mesleği, bizim şu an günümüzdeki mesleği de yok edeceksin. Teknoloji gelince böyle bir şey de olacak. Nasıl etkileyecek ekonominin genel gidişatını, insanı? Aslında ilk olarak kriptoların şu anki haliyle başlayalım. Çünkü daha sonra da fiyat unsurlarına geçeyim. Aslında ben kriptolara bir çeşit yeni nesil hisse senedi gözüyle bakıyorum. Çünkü baktığımız zaman birçoğunun arkasında bir operasyon mevcut ve bu operasyonun yine bir net karı var, bir satış hacmi var veyahut da bir projesi var. En basitinden böyle konuşalım. Bu yüzden kimisi bunu dijital ödeme yöntemi olarak bahsetse de benim bakış açım daha temeli sağlam ve yeni nesil hisse senedi olarak da tanımlayabiliriz. Şimdi ise burada kripto paralarda bir dönem geliyor. Bu Bitcoin dönemi aslında. Çünkü hı hı, buranın bu otobüsün, bu kamyonun şoförü Bitcoin diye tanımlarsak, şu anda Bitcoin'in yaklaşık bir ay, bir buçuk ay kadar sonra halving dediğimiz bir dönemi gelecek. Ve burada Bitcoin fiyatlarının düşmesini ciddi bir şekilde bekliyoruz. Nedir bu halving? Neticede bu bir finansal mühendisliğe dayanan, bir madenciliğe dayanan bir dünya. Yani burada bir mühendislik yaparak bu para çıkarılıyor veyahut da bir
şöyle söyleyeyim, bir puzzle diyelim. Bu puzzle çözülüyor ve ortaya bir blok halinde bir para çıkıyor. Şimdi bu madencilere bu bloğu çözmesi durumunda verilecek ödüllerin azaltılacağı bir döneme giriyoruz. Bunu da sistem şöyle düşünmüş. Yani bu bir neticede bir emisyon. Yani emisyonda ve halihazırda bir para var. Dijital de olsa, kripto da olsa bir para var. Ve bu paranın enflasyonunu yönetmek zorundayız. Dolayısıyla senede birkaç defa bu frene basılıyor. Bu madencilik, yani emisyonu çıkarma hızı düşürülüyor. Bu da düşürüldüğü için de Bitcoin fiyatları da biraz aşağı geliyor. O yüzden şimdi yaklaşık önümüzde 1-1,5 ay kadar bir süre var. Bu süre zarfında da Bitcoin fiyatlarının belki de büyük bir olasılıkla düştüğünü göreceğiz. O yüzden mesela bugün Bitcoin'e baktığımız zaman şu anda %2,5'luk bir yukarıda performans izliyoruz. Ama bu günlük olarak bir alsat olacaktır, ama şu anda uzun dönemli yatırım yapmanın zamanından ziyade biraz da kısa vadeli, daha doğrusu spekülatif hareketleri değerlendirme dönemi diyebiliriz. Ve bugünün en iyi performans gösterilerine baktığımız zaman piyasa değeri 100 milyon doların altında olan, bunları biz altcoin olarak nitelendiriyoruz. Bitcoin ve birkaç majör kripton aşağısını. Altcoinlerin daha fazla revaçlı olduğunu görüyoruz. Zaten şöyle söyleyeyim. Gerçekten bu yatırımı düşünüyorsanız burada bizim gibi danışmanlardan bence yarar bilgi almakta fayda var. Burada önemli olan nokta şu. Özellikle hacmi son günlerde artan, fiyat bakımından da biraz daha diğer coinlerin gerisinde kalmış, fakat altında güzel bir projesi olan ve ciddi anlamda bir gelecek vadeden para birimlerini bulup çıkarmak şu anda meziyet. Bu güzel bir çalışma gerektiriyor. Ancak bu çalışmayı yaparsanız iyi bir yatırım elde edersiniz diye düşünüyorum. Peki kripto paraların hayatımıza iyice gelmesi üretim anlamında bizi nereye götürür? Yani sonuçta birbiriyle üst kademelerde kriptoya geçiliyor olabilir ya da orada bir altyapı olabilir, ama altyapı da çok ciddi meşakkatli. Türkiye hazır mı sence şu an buna? Aslında şöyle söyleyeyim. Türkiye bence bu sisteme hazır. Hatta tahmin ettiğimizden daha da hazır diyebilirim. Çünkü bugüne bugün birkaç majör bankanın yine Ethereum gibi ödeme sistemlerini kullandığını görüyoruz. Bu bence güzel bir gelişme diyebiliriz. Ve şöyle söyleyeyim. Aslında dünyanın ilk ticari takası da, yani bu kripto paralar üzerine takası da belki inanması güç ama Amerika ve Çin bazında gerçekleşti. Bu ikili kendi arasında bir tarım ticareti gerçekleştirdi. Şimdi bakıyoruz aslında ticari savaş yürüten bu iki ülkenin bir yandan da yeni sistemde tarım takası yapması bence güzel bir gelişme. Çünkü biz belki de şu anda ön kapıda olup bitenleri bir savaş olarak nitelendirsek de dünyanın devleri buna arka planda hazırlık yapması bence yeni dünya düzenine aslında belki de çoktan bile başladığımızın bile göstergesi. Bu tabii biraz artık farklı bir senaryoya girecek ama, ama durum bu açıkçası. Aralarında tarım transferinin gerçekleşmesi ve Trump yönetiminin de en fazla hitap ettiği kesimin de kırsal ve tarım kesimi olduğunu düşünürsek bence buradan bir şeyler çıkar gibi duruyor. Zaten soya fasulyesinin bu kadar önemli hale gelmesinin o ticaret görüşmelerindeki nedeni Trump'ın büyük şehirlerden değil kırsaldaki, hani eski Amerika'yı isteyen birazcık daha muhafazakardan almış olması, bunların da ziraatla uğraşması. Peki birazcık şimdi günümüze geldiğimizde kripto paranın haricinde, şimdi biz koronavirüsten dolayı dünyada küresel para, sıcak paranın gitmeyeceğini anladık. Bir de ülkeler şimdi kontrollü yayılsın dediler. İngiltere böyle başlamıştı işi, ama görüyorsun Boris Johnson da pozitif çıkınca, işte Queen Elizabeth de pozitif çıkınca insanlardaki tedirginlik arttı. Ben şunu soracağım, sen sonuçta Bitcoin'le, kripto ile ilgileniyorsun ama piyasaya da çok hakim bir isimsin. Avrupa Birliği sence koronavirüsten kurtulacak mı yoksa dağılacaklar mı? Bence korona olmasa bile Avrupa Birliği bir dağılma sürecine girmişti. Son 5 yılda Brexit konuştuk, French exit konuştuk, Spanish exit konuştuk, Greece exit konuştuk. Yani bir şekilde Avrupa'nın kaderi bence dağılmaya yönelik gidiyordu. Ve şu son treatment'ta da, şu son
antrenman aslında oldu Avrupa'ya. Yine Almanya'nın en iyi süreci yönettiğini ve diğer ülkelerin bir Almanya bilincine dair varamadıklarını görüyoruz. Bu elbette bu iş bittikten sonra kartların yeniden karalıp dağıtılmasına neden olacaktır. Çünkü baktığımız zaman Almanya sadece bu durumu ticari olarak çekmedi, bir de sağlık açısından da çekince bence bardağı taşıran son nokta olmuş olabilir. O yüzden bence Avrupa Birliği'nin bu konuda ben çok uzun soluklu olabilecek durumda olduğunu düşünmüyorum. Halihazırda zaten mevcut Amerikan yönetimi de belki de bu mevcut demeyeyim ama şu anki Amerikan sistemi de Birleşik bir Avrupa Birliği'ni desteklemiyor. Ve diğer ülkelere de baktığımız zaman yine İngiltere kendisini her ne kadar Avrupa Birliği'nden tırnak içerisinde kurtarmış olsa da yine de buradaki sıkıntıları çektiğini görüyoruz. Belki de İngiltere bu işin en az faturasını ödeyen ülkelerden birisi bile olabilir finansal anlamda. Dolayısıyla şu an için konuşmak erken ama şu anki durumda da çok da Avrupa'nın bir parlak bir geleceğinin olduğunu göremiyoruz açıkçası. Peki o zaman şöyle şeyler konuşuluyor. Dolarla euro paritesi, euro dolar paritesi, dolar euro paritesi olur mu? Böyle bir şey olabilir mi yani? Çünkü dolar kuvvetleniyor. Euro şimdi biraz kendini kurtardı. 7-16'lara gitti ama bir ara çok yakınlaşmışlardı. Bundan 6 sene önce de acaba birebir olurlar mı diye biz çok haberlerini yapmıştık CNN Türk'te. Ne düşünüyorsun? Böyle bir şey mümkün mü? Açıkçası doların kuvvetlenmek konusu şu anda muallak. Çünkü dediğimiz gibi eskisi yani eskiden olsa şu anki durumda doların çok ciddi bir geri çekilme yaşadığını görürdük. Nedeni ise Fed'in açık uçlu tahvil alımı açıklaması ve faizleri bir anda sıfıra çekmesi. En azından altının yine bir şekilde sınırlı hareket ettiğini görüyoruz. Doların halen daha yükselişini yaşadığını görüyoruz. Bence doların yükselişi ne zaman biter? Piyasalar şu anda kendisini en kötü senaryoda 2-3 aylık bir dönem için hazırlamış durumda. Yani Covid'in etkilerinin şu bir ay içerisinde biteceğini, bir ayda da kendi kendine gelmeye başlarsa yaklaşık bir 2 aylık senaryoya kendilerini hazırladıklarını düşünüyoruz genel olarak. Ama duruma baktığımız zaman Covid'in ilerlediğini ya da yükseliş hızının devam ettiğini varsayarsak ve veyahut da yaraların sarmasının biraz daha uzun süreceğini varsayarsak dolar şu anda aslında çok büyük bir sınavda. En büyük merkez olarak dolar sınavda. Çünkü dünyanın merkezi veyahut da dünyanın merkez bankası olarak düşündüğümüz zaman Fed şu anda bence en stresli günlerini yaşıyor. Ve Kesin. yapmış olduğu bu programlar ekonomiyi kurtarmaya yönelik en ufak bir kalp atışı dahi vermez ise burada dolar 2-3 ay sonra çok değil, 2-3 ay sonra sorgulanmaya başlayacak. Ve insanların dolara olan güveni bitmeye başladığı zaman belki de doların rezerv para birimi olma özelliği de sorgulanmaya başlayacak. Bunu belki ben 2-3 ay dedim ama en azından dolara sorgulanması 2-3 ay ama rezerv para birimi olması belki bu kadar kısa sürmeyebilir. Belki bu yıl içerisinde olabilir, bilemeyiz. Ama çok ciddi konular konuşuyoruz çünkü aslında çok ciddi senaryolardan bahsediyoruz şu anda. Belki de bu 2-3 ay sonra belki de rezil olacağım, belki de vezir olacağım. Bunu bilemeyiz. Ama şöyle bir durum var. Bu benim düşüncem. Doların bu vermiş olduğu sınavda başarısız kalırsa, ekonomiyi kurtarmaya yönelik bu hamlelere bir sonuçsuz kalırsa, insanlar bu sefer biz bu para birimini neden rezervlerimize tutuyoruz, neden bu parayı merkezimize koyuyoruz diye sorgulamaya başlayacak. Şimdi son dakika olarak da Trump salgının ekonomik etkilerine karşı 2,2 trilyon dolarlık teşvik paketini onayladı. Zaten borçlanma, yani şu anda süreçte hep borçlanarak bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. O yüzden düzlüğe çıkmak zor gibi. Peki son olarak bir de içeriye bakalım, ondan sonrasında bitirelim. Şimdi Borsa İstanbul'da biz 122 binleri gördük, tam rüya gibi dedik ama şu anda 87 binde ve bir diğer kırılma noktasında 77 bin olduğu konuşuluyor. Sence borsa nereye gider? Bir genel olarak içerideki verileri nasıl görüyorsun genel olarak? Yani tabii biz aslında hep borsayı sanayi gözünden baktık ama ekonominin çok önemli bir bileşeni de yani baktığımız zaman hizmet sektöründen de oluştuğunu görüyoruz. Ve şu anda hizmet artı sanayi durma noktasına gelmiş durumda. İnsanlar kazanamıyor, insanlar kazanamadığı için
en temel ihtiyaçlarına indirgemiş durumdalar şu anda harcamalarını. Ve böyle bir durumda da yatırım ortamının çok sağlıklı gözükmediğine inananlar var. Ki zaten bu olay şu anda daha Türkiye'de bile en üst seviyesine ulaşmadığı için insanlar en kötüyü görmediler. En kötüyü görmedikleri için de nereden yatırım yapsak şu anda bunun kararsızlığını yaşıyor. Ve şöyle söyleyeyim, bugün bizi izleyecek olan birçok kişi de kafasında şu soru muhakkak vardır. Birçok şirket yok pahası denecek seviyede ucuz diyeceğimiz noktaya geldi. Ama insanlar en kötüyü, en dibi görmedikleri için yatırıma şu anda elleri gitmiyor. Dolayısıyla borsada da şu anda destek konuşmak çok bence doğru normal değil. Bir yatırımcı gözüyle borsadaki desteğe bence şu anda Covid eğrisiyle bakmak lazım. Çünkü dediğim gibi insanlar yatırım algısına sağlıklı günlerin geleceğine inanmaya başladığı zaman kazanacaktır. Elbette burada da teknik seviyeler, belki duymak isteyenler illaki vardır. Sonuçta bu işin bir de psikolojik bir boyutu var. Ama 77 bin bu etapta kırılma noktası olacaktır. Çünkü 77 bin aşağı kırılırsa bu sefer BES'te bence en kötü senaryo 60 binlerden de ziyade kriz senaryosu oluşacak. Yani bu kriz psikolojisine girerse borsa, buralar senin de söylediğin gibi daha önceki testlerimize de 62 binleri 63 binleri görür. Anladım. Bir de son olarak petrole bakalım. Dediğim gibi petrol Suudi Arabistan'la Rusya arasındaki krizden dolayı bir 30 doları denemişti ama şimdi artık hiçbir talep arz talep dengesi tutmadığı için o eğriler birbirine girdiği için 22 dolarda. Sence petrol üreticisi olan ülkeler, petrol ihraç eden ülkeler, OPEC ve işte OPEC artılar ne kadar dayanabilir? Onların da mı süresi 2 ay? Aslında geldiğimiz noktada kimse petrol fiyatlarına dikkat dahi çekmiyor. Yani petrol fiyatları ilk defa bu kadar düşük noktasına gelmişken kimse petrolü konuşmuyor bile. Bu yüzden sorduğun için çok teşekkür ederim ve bu gerçekten çok önemli bir konu. Çünkü OPEC ve OPEC artı içerisinde farklı bir matematik dönmeye başladı. Buradaki ülkelerin şu anda matematiği OPEC içerisinde daha fazla paska payı kapmak için üretimi arttırıyoruz ve artık üretim kısmına gitmiyoruz şeklinde davranışları oldu. Hı-hı. Halbuki bu o kadar çok yanlış bir davranış ki bence asıl konuyu kaçırıyorlar. Asıl konu zaten üretim durmuş durumda. Şuradan en ufak bir şekilde pencereden kafamı çıkarttığım zaman bile bir tane arabanın da geçmediğini görüyoruz. Dolayısıyla şu anda OPEC farklı bir yerden durumu izliyor ve bence bu sefer petrol piyasasına OPEC zarar verecek gibi duruyor. Ki şöyle söyleyeyim, Amerika bu yönden en şanslı ülkeler bazında. Çünkü kaya gazı burada 10 dolarlık maliyete kadar inmesine neden oluyor. Ve diğer taraftan da Suudi Arabistan'ı belki burada yine şanslı görebiliriz. Çünkü onların da maliyetleri daha önceki dönemlerde 7-8 dolarlarda konuşuluyordu. Ama bunun üzerine biraz enflasyon katarsak aşağı yukarı 10 dolarları konuşalım. Yani dolayısıyla şu anda Amerika ve Suudi Arabistan belki de bir çekişme içerisinde. Aynı zamanda Suudi Arabistan'da bir yandan da Amerika'nın eski müttefiği olarak da Rusya'yı sıkıştırmaya çalışıyor. Burada Rusya'nın biraz dayanma gücü sınırlı. Çünkü burada 27 dolarlardı yanlış hatırlamıyorsam Rusya için daha önce konuşulan. Burada enflasyon kararı 30 dolarlar diyelim. Dolayısıyla Rusya'nın şu anda dayanma gücünün aşağısına inmiş durumda. Burada da kendi bütçelerinde yakında açık vermeye başlayacaklardır. Zaten Rusya'nın da en büyük isteği Amerika'yı sıkıştırıp o kaya gazı üreticilerini ortadan kaldırmaktı. Çünkü kaya gazı geldiği için artık ithalatçı konumdan ihracatçıya geçti. Gittikçe güçlenecek derken yani Rusya'nın biraz elinde patladı gibi bu hani ben Suudi Arabistan'ı sıkıştırayım, OPEC'çileri sıkıştırayım lafları. Çok teşekkür ediyorum Beste Nasürlü yayına katıldığınız için. Harika bir sohbetti. Kripto paralarla ilgili izleyicilerimiz daha temiz bilgiler edindiler. Çünkü gerçekten anladığım kadarıyla bir uzmana danışmak şart bu kriptoda yatırım yapılacaksa. Çünkü yani bir yerde tıkanıyorsun, bu dolar euro gibi bir şey değil yani, daha farklı bir matematiği aritmetiği olan bir şey. O yüzden değerli bilgileriniz için çok teşekkür ederim. Para ekonomiye katıldığınız için teşekkürler. Efendim biz de para ekonomiyi böylece noktalayalım. Beste Nasürlü konuğumdu. Bir başka para ekonomide görüşünceye dek hoşça kalın. Görüşmek üzere.